Pandemi gerekçesiyle havaalanı işletmeciliği yapan özel sektöre sağlanan kolaylıklar, kolaylığı aşarak bir tür kıyak çekmeye dönüşmüş durumda. Yani çok iyi bir duruma geldi onlar, öyle düşünüyorum. İktidar özellikle yandaş şirketlerin işlettiği İstanbul Havalimanı'nda 2020 yılı borcunu sildi diye biliyoruz. Borç tutarı esnafa verilen 3 aylık desteğin yaklaşık 2,5 katı olarak biliniyor. Havalimanlarına verilen yolcu garantisinin kamu bütçesinde adeta bir kara deliğe dönüştüğü bilinmekte. Koronavirüs salgını döneminde havalimanlarını işleten şirketlere garanti ödemelerinin de aksatılmadan yapıldığı vurgulanıyor. Bu kapsamda TAV'a tanınan kira indirimi ve işletme hakkı uzatımı uygulamadan bir benzeri de İGA için hayata geçti. İGA'nın yıllık kira borcu 1.1 milyar euro olarak biliyorum ben. Bu iktidara yakın olan Kalyon, Cengiz, Limak ve MAPA'nın ortak olduğu İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı'nın devlet hava meydanları işletmesine ödemesi gereken yıllık kira bedelinin 1.1 milyar euro olduğu belirtiliyor. 2018 yılında 2 yıl süreyle kira erteleme kararı verilen İGA böylece devlet hava meydanlarına ödemesi gereken kirayı hiç ödememiştir. Aslında ben burada sizin alacaklarınızı ve sizin bütçenizin hakkını savunan bir milletvekili olarak konuşuyorum. Yani bunların alınmasının sizin elinizi rahatlatacağını, ülkenin bütçesini rahatlatacağını düşünerek söylüyorum. İGA'nın 2020 yılı kira borcu silindi. İktidara yakın şirketlerin yer aldığı İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı 6 Nisan 2019 tarihinde hizmete girdi. Havalimanı 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçen sürede garanti edilen yolcu sayısı üzerinden çıkıldığı için devlet hava meydanlarına yaklaşık 22.4 milyon euro tutarında ödeme yapmıştır. Ancak 2020 yılında pandemi nedeniyle yolcu sayısında yaşanan azalma kamuya ek yük olarak yansıyacak ve buna göre 2020 yılında havalimanı yalnızca 23.4 milyon yolcuya hizmet vermiş. Bu durumda devlet hava meydanlarının garanti kapsamında 230 milyon euro ödemek zorunda kalacağını biliyoruz. Kanayan bir yara haline dönüştü Zafer Havalimanı ve kara bir delik. Yani parayı yutan kara bir delik haline geldi. Şimdi bazı gerçekler var ki üstünü ne kadar örtmeye çalışsanız da, kaçırmaya çalışsanız da, diğer önerileri atsanız da bu devam eden bir yara olarak duruyor. Böyle olmasının en başındaki, yani tıpkı otoyollarında olduğu gibi konulan garanti araç sayısı, nasıl işte tünelden geçişte İstanbul otoyolunda müteahhitlere teslim olmayla başlayan böyle yatırımlar, bu Zafer Havalimanı'nda garanti edilen yolcu sayısında %98'e varan bir sapmayla devam ediyor. Yani öyle ki giderleri 2017 yılında 43 milyon 928 bin lira, 2018 yılında 55 milyon 648 bin lira, 2019 yılında ise 68 milyon 203 bin liraya çıkmış. Zafer Havalimanı'nın kamu kaynağı ile yapımı ve işletilmesi halinde kamunun 85 milyon 304 bin 878 euro harcayacağı görülmektedir diyor. Şimdi bakın, bu yapan şirket yolcu garantisi verildiği için bizim devletimizden, yani bizden, Türkiye'de vergi veren insanlarımızdan, halkımızdan 208 milyon euro para alacak. Yani bakanın söylediği 85 milyon işte yazılı soru önergesine, bu şirketin aldığı 208 milyon. Aradaki fark çok yüksek.